Birinci kısım 6. fasıl Bir müddet Bağdat'ta kaldım. Sonra Londra'ya dönmek için emir geldi. Ben de döndüm. Londra'da sekreter ve bazı nezaret mensuplarıyla görüştüm. Onlara uzun seferimde yaptıklarımı ve müşahedelerimi anlattım. Irak'la alakalı malumatlarıma çok sevindiler ve memnuniyetlerini bildirdiler. Daha önce gönderdiğim raporu da görmüşlerdi. Safiye de benim raporuma mutabık bir rapor yollamış. Yine öğrendim ki her seferimde nazırlığın adamları beni takip etmişler. Onlar da gönderdiğim raporlara ve sekretere anlattıklarıma mutabık raporlar vermişler. Sekreter nazır ile görüşmem için bana vakit verdi. Nazırı makamında ziyaret ettiğimde, beni İstanbul'dan döndüğüm seferden farklı bir şekilde karşıladı. Kalbinde müstesna bir yer işgal etmiş olduğumu anladım. Nazır, Neçtli Muhammed'i elde ettiğime çok memnun oldu. O, Nazırlığımızın aradığı bir silah idi. Ona her nevi sözü ver. Bütün mesain, sadece onu elde etmek için olsa dahi değer, dedi.'' Ben de Necitli Muhammed için çok endişeliydim, zira fikrinden dönmüş olabilir dedim. Kalbin rahat olsun, ondan ayrıldığında sahip olduğu fikirlerden dönmemiştir. Ve İsfahan'da Nazırlığımızın casusları onunla görüşmüşler, Nazırlığa onun bozulmadığını haber vermişlerdir. Dedi. Kendi kendime dedim ki, Necitli Muhammed nasıl sırlarını başkasına anlatabilir? Bunu nazıra sormaya cesaret edemedim. Fakat sonra Neçtli Muhammed ile görüştüğümde anladım ki İsfahan'da Abdülkerim isminde bir adam onunla görüşmüş ve ben Şeyh Muhammed'in beni kastediyor kardeşiyim sizin hakkınızda ne biliyorsa hepsini bana söyledi diyerek Neçtli Muhammed'i aldatmış ve onun sırlarını öğrenmiş. Neçtli Muhammed bana, Safiye benimle İsfahan'a geldi. Ve iki ay daha onunla müte'n nikahıyla yaşadık. Abdülkerim de benimle Şiraz'a geldi. Ve Safiye'den daha güzel ve daha cazip, Asiye isminde bir kadın daha buldu. O kadınla da müt'a nikahıyla hayatımın en neşeli dakikalarını geçirdim dedi. Daha sonra öğrendim ki Abdülkerim İsfahan havalisinden Celfa'da oturan Nazırlığın Hristiyan bir ajanıdır. Asiye ise Şiraz Yahudilerinden olup Nazırlığın başka bir ajanıdır. Dördümüz Necitli Muhammed'i ileride kendisinden bekleneni en güzel bir şekilde yapabilecek surette yetiştirdik. Ben hadiseleri Nazıra sekreter ve tanımadığım iki nezaret mensubunun huzurunda anlatınca, Nazır bana, sen nazırlığın en büyük madalyasını hak ettin. Zira sen, nazırlığın en mühim ajanları arasında birincisin. Sekreter sana, vazifende yardımcı olacak, bazı devlet sırları söyleyecek, dedi. Sonra, ailemle görüşmek için, bana on günlük izin verdiler. Ben de doğru evime gittim. Bana çok benzeyen oğlumla en tatlı dakikalar geçirdim. Oğlum bazı kelimeleri konuşuyordu ve o kadar güzel bir yürüyüşü vardı ki, o yürürken sanki benim vücudumdan bir parça yürüyor gibiydi. Bu on günlük iznim çok sevinçli ve neşeli geçti. Sevincimden sanki uçacaktım. Vatanıma ve aileme kavuşmaktan büyük bir haz duydum. Bu on günlük izin içinde beni çok seven ihtiyar halamı da ziyaret ettim. Halamı ziyaret etmem çok iyi oldu. Zira ben üçüncü sefere çıktıktan sonra hayata veda etmişti. Onun vefatına çok üzülmüştüm. Bu on günlük izin bir saat gibi çabuk geçti. Böyle neşeli günler bir saat gibi geçtiği halde elemli günler insana asırlar gibi geliyor. Necip'teki hastalık günlerimi hatırladım. O kederli günler bana seneler gibi gelmişti. Nazırlığa yeni emirleri almak için gittiğimde karşımda güler yüzü ve uzun boyuyla sekreteri gördüm. O kadar sıcak elimi sıktı ki bundan bana olan sevgisi zahir oluyordu. Bana nazırımızın ve müstemlekelerle vazifeli heyetin emriyle sana çok mühim iki devlet sırrı söyleyeceğim. İleride bu iki sırdan çok istifaden olacaktır. Bu iki sırrı kendilerine tam itimat edilen birkaç kişiden başka kimse bilmez, dedi. Elimden tutarak nazırlığın bir odasına götürdü. Bu odada çok cazip bir şeyle karşılaştım. Yuvarlak bir masanın etrafında on adam oturuyordu. Onların birincisi Osmanlı padişahının kıyafetindeydi. Türkçe ve İngilizce biliyordu. İkincisi İstanbul'daki Şeyhülislam'ın kıyafetindeydi. Üçüncüsü İran şahının kıyafetindeydi. Dördüncüsü İran sarayındaki vezirin kıyafetindeydi. Beşincisi Şiilerin tabi olduğu Necef'teki en büyük alimin kıyafetindeydi. Bu son üç kişi, Farsça ve İngilizce biliyorlardı. Bu adamların her birisinin yanında, onların söylediklerini yazmak için, birer katip bulunuyordu. Bu katipler aynı zamanda bu adamlara, casusların İstanbul, İran ve Necef'teki, onların asılları olan beş kişi hakkında topladıkları malumatı bildiriyorlardı. Sekreter Bu beş kişi, oralardaki beş kişiyi temsil ederler. Onların ne düşündüklerini anlamak için, asılları gibi yetiştirdik. Biz, İstanbul, Tahran ve Necef'tekilerle alakalı elimize geçen bilgileri, bunlara bildiriyoruz. Bunlar da kendilerini, oradakilerin yerinde kabul eder. Biz onlara soruyoruz, onlar da bize cevaplandırıyor. Bizim tespitimize göre, buradakilerin cevapları, oradakilerin cevaplarına yüzde yetmiş mutabıktır. İstersen tecrübe mahiyetinde bir şeyler sorabilirsin. Nasılsa daha önce Necef alimiyle görüşmüştün, dedi. Ben de peki dedim. Zira daha önce Necef'teki Şia'nın en büyük alimiyle görüşmüş ve ona bazı hususlar sormuştum. İşte onun benzerinin yanına yaklaştım ve dedim ki, hocam, Sünni ve mütaassip olduğu için hükümete harbaçmamız caiz olur mu? Biraz düşündükten sonra, hayır. Sünni olduğu için hükümete harbaçmamız caiz değildir. Zira bütün Müslümanlar kardeştirler. Ancak onlar ümmete zulm ve işkence yaparlarsa harbaçabiliriz. Biz onu yaparken, emri bil maruf ve anil münker şartlarına uygun olarak hareket ederiz. Zulmü bıraktıkları zaman elimizi onlardan çekeriz dedi. Ben hocam Yahudi ve Hristiyanların olmaları olmalarıyla alakalı görüşünüzü alabilir miyim dedim. Evet, onlar neçtirler. Onlardan uzak durmak lazımdır dedi. Niçin dedim? Cevaben bu hakarete karşı misillemede bulunmaktır. Zira onlar bizi kafir bilirler ve Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı tekzib ederler. Biz de buna karşı misillemede bulunuyoruz dedi. Ona dedim ki, hocam temizlik imandandır değil mi? Öyleyse niçin sahne şerif Hazret Ali'nin türbesinin etrafı cadde ve sokaklar temiz değildir. Hatta İl medreseleri bile temiz sayılmaz. Cevaben evet. Hakikaten temizlik imandandır. Fakat ne yapalım, Şiiler temizliğe ehemmiyet vermeyince böyle olur." dedi. Nazırlıktaki bu adamın cevapları Necef'teki Şii aliminin cevaplarına tıpa tıp mutabık idi. Bu adamın Necef'teki alime bu kadar uygunluğu beni hayretler içinde bıraktı. Bir de üstelik bu adam Farsça biliyordu. Sekreter, şayet sen diğer dört kişinin asıllarıyla ile de görüşmüş olsaydın, şimdi onlarla da görüşebilir ve onların da asıllarına ne kadar mutabık olduğunu görebilirdin dedi. Ben dedim ki, Şeyhülislam'ın da nasıl düşündüğünü biliyorum. Çünkü benim İstanbul'daki hocam Ahmet Efendi Şeyhülislam'ı bana iyice anlatmıştı. Sekreter o zaman buyur. Onun da numunesiyle görüşebilirsin dedi. Şeyhülislam'ın benzerinin yanına yaklaştım ve ona dedim ki Halifeye itaat etmek farz mıdır? Evet vaciptir. Allah'a ve peygambere itaat etmek farz olduğu gibi bu da vaciptir dedi. Bunun delili nedir dedim? Cevaben dedi ki Cenab-ı Allah'ın bu ayetini duymadın mı? Allah'a onun peygamberine ve sizden olan ülül emre itaat ediniz. Dipnot 1. Nisa suresi ayet 59. Ben Allah bize askerine Medine'yi yağmalamayı helal eden ve peygamberimizin torunu Hüseyin'i öldüren halife Yezide ve içki içen Velide itaat etmeyi emreder öyle mi dedim? Cevabı şuydu. Oğlum, Yezid Allah tarafından Emirül Müminin idi. Hüseyin'i öldürmeyi emretmedi. Sen Şiilerin yalanlarına inanma. Kitaplarını iyi oku. Hata yaptı. Sonra tövbe de etti. Medine-i Münevvere'yi yağmalamayı helal edişinde isabet etmiştir. Çünkü Medine halkı azıp bagi olmuş ve itaati bırakmıştı. Velide gelince. Evet, o fasık idi. Halifenin yaptıklarını taklit değil, İslamiyete uygun olan emirlerine itaat etmek vaciptir. Bunları hocam Ahmed Efendi'ye de daha önce sormuş ve az bir fark ile aynı cevapları almıştım. Sonra sekretere dedim ki, bu benzer kimseleri hazırlamanın hikmeti nedir? Bana biz bu usul ile sultanın ve Şii olsun, Sünni olsun, Müslüman alimlerinin düşünce kabiliyetlerini öğreniyoruz. Siyasi ve dini mevzularda onlar ile mücadele etmemize yardımcı tedbirler bulmaya çalışıyoruz. Mesela düşman askerlerinin hangi taraftan geleceğini bilirsen ona göre hazırlanır ve askerlerini uygun yerlere yerleştirirsin ve onu perişan edersin. Fakat onun ne taraftan saldıracağını bilmezsen, askerlerine her tarafa gelişi güzel dağıtır ve mağlub olursun. Aynen öyle, Müslümanların dinlerinin ve mezheplerinin hak olduğuna dair getirecekleri delilleri bilirsen, onların delillerini çürütebilecek karşı deliller hazırlaman mümkün olur. Ve o karşı delillerle onların akidelerini sarsabilirsin dedi. Sonra adı geçen temsili beş adamın askerlik, maliye, marif ve dini sahalarla alakalı aralarında geçen mütala ve planların neticelerini ihtiva eden bin sahifelik bir kitap verdi. Okuduktan sonra getirirsin dedi. Ben de kitabı alıp eve götürdüm. Üç haftalık tatilim içinde baştan sona kadar dikkatle mütala ettim. Kitap çok hayret edilecek cinstendi. Zira ihtiva ettiği mühim cevaplar ve ince mütalaları sahih gibiydi. Kanaatimce temsili beş adamın cevapları da asıllarının cevaplarına yüzde yetmişten fazla mutabık idi. Zaten sekreter de daha önce cevapların yüzde yetmiş nispetinde isabetli olduğunu söylemişti. Bu kitabı okuduktan sonra, devletime olan itimadım biraz daha arttı. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir asırdan daha az bir zaman içinde yıkılması planlarının hazırlandığını yakinen anladım. Sekreter bana dedi ki, buna benzer diğer odalarda, şu anda sömürdüğümüz veya sömürmeyi planladığımız devletler içinde böyle masalar vardır. Sekretere, bu kadar titiz, ve muktedir adamları nereden buluyorsunuz dedim. Cevaben, bütün dünya ülkelerindeki ajanlarımız, devamlı bize malumat veriyorlar. Gördüğün bu temsiller, işlerinde mütehassıstırlar. Tabiidir ki, sen falanca adamın bildiği bütün özel bilgilerle donatılırsan, onun gibi düşünebilir ve onun verdiği hükümleri verebilirsin. Zira artık sen, onun numunesi mesabesindesin, dedi.'' Sekreter sözüne devam ederek, bu nezaretimizin sana söylememi emrettiği birinci sırrıydı. İkinci sırrı da bir ay sonra bin sahifelik kitabı iade ettiğinde söyleyeceğim, dedi. Ben kitabı kısım kısım, baştan sonuna kadar itina ile okudum. Bu sayede Muhammedilerle alakalı malumatım arttı. Onların nasıl düşündüğünü, onların zayıf noktalarını, kuvvetli noktalarını ayrıca kuvvetli noktalarını zayıf nokta haline getirmenin usullerini iyice öğrenmiş oldum. Kitabın kaydettiği Müslümanların zayıf noktaları şunlardır. 1. Sünni Şii ihtilafı, padişah ve halk ihtilafı dipnot 1. Bu söz çok yanlıştır. Padişaha itaat etmek farz olduğunu Yukarıda kendi de yazmıştır. Türk-İran ihtilafı, aşiretler ihtilafı, alimler ile devlet arasındaki ihtilaf. Dipnot 2. Bu da iftiradır. Osmanlı devletinin alimlere verdiği kıymet ve itibar Osman Gazi'nin vasiyetnamesinde uzun yazılıdır. Bütün padişahlar alimlere en yüksek mevkileri vermişlerdir. Mevlana Halid-i Bağdadi'yi hasetçileri ikinci Mahmut Han'a şikayet ve idamını talep ettikleri zaman alimlerden devlete zarar gelmez dediği ve talebi reddettiği meşhurdur. Osmanlı sultanları alimlere ev, erzak ve bol maaş verirlerdi. 2. Çok az bir istisna ile Müslümanlar cahildirler. Dipnot 3. Binlerce Osmanlı aliminin din, ahlak, iman ve fen üzerindeki kitapları dünyaca bilinmektedir. En cahil sanılan köylüler dinlerini ve ibadetlerini ve sanatlarını iyi bilirlerdi. Bütün köylerde camiler, mektepler, medreseler vardı. Buralarda okuma, yazma, din ve dünya ilimleri öğretilirdi. Köylü kadınlar Kur'an-ı Kerim okurlardı köylerde yetiştirilen alimler ve evliya pek çoktu. 3. Maneviyatsızlık, bilgisizlik ve şuursuzluk. Dipnot 4. Osmanlı Müslümanlarının maneviyatı çok kuvvetliydi. Millet şehitlik derecesine kavuşmak için cihada koşardı. Her namazdan sonra ve cuma hutbelerinde din adamları halifelere, devlete dua eder. Herkes amin derdi. Hristiyan köylüleri okuma yazma bilmez, dinden dünya bilgilerinden habersiz, papazların yalanlarını, efsanelerini din sanırlar. Şuursuz hayvan sürüsü gibidirler. 4. Tamamen dünyayı bırakıp sadece ahiret ile meşgul olmaları. Dipnot 5. İslamiyet Hristiyanlıkta olduğu gibi din ile dünyayı ayırmamıştır. Dünya işleriyle meşgul olmak da ibadettir. Peygamberimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız buyurdu. Halbuki İncil'de dünya için çalışmak men edilmektedir. 5. Hükümdarların diktatör ve zalim olmaları. Dipnot 6. Hükümdarlar ahkâm-ı İslamiye'yi tatbik etmek için baskı yaparlardı. Avrupa'daki krallar gibi zulm yapmazlardı. 6. Yollar emniyetsiz, nakliyat ve seyahatin kesik oluşu. Dipnot 1. Yollar o kadar emniyetliydi ki Bosna'dan kalkan bir Müslüman Mekke'ye kadar rahat ve parasız gider yolda köylerde yer içer, geceler hediyeler alırdı. 7. Her sene on binlerce kişiyi ölüme götüren veba, kolera gibi hastalıklara karşı tedbirsizlik ve sağlığa önem vermemeleri. Dipnot 2. Her yerde hastaneler, şifahaneler vardı. Napolyon'u bile Osmanlılar tedavi etti. Bütün Müslümanlar, imanı olan temiz olur, hadisi şerifine uyarlar. 8. Şehirlerin viraneliği ve su şebekelerinin yokluğu. Dipnot 3. Bu iftiralara cevap vermeye bile değmez. Delhi Sultanı Firuz Şah 790 miladi 1388'de vefat etti. Bunun yaptırdığı 240 kilometrelik geniş su yolunun suladığı bahçeler, bostanlar İngiliz işgali zamanında çöl haline geldi. Osmanlı mimarisinin bakiyeleri bile şimdi turistlerin gözünü kamaştırmaktadır. 9. İdarenin asilere, bagilere karşı aciz oluşu, ölçüsüzlük ve o kadar övündükleri Kur'an'ın kanunlarını yok denebilecek kadar az tatbik etmeleri. Dipnot 4 Osmanlıları, Fransız krallarının pisliklerini Sen nehrine döken generallerin madalya almaları gibi sanıyorlar. 10. Ekonomik çöküntü, fakirlik ve geri kalmışlık. 11. Nizami bir ordunun olmayışı, silahsızlık ve silahların klasik ve çürük oluşu. Dipnot 5. 726. Miladi 1326 senesinde tahta çıkan Orhan Gazi'nin kurduğu nizami orduyu ve Yıldırım Bayezid Han'ın 799 Miladi 1399'da Niğbolu'da Büyük Haçlı ordusunu mağlup eden mükemmel ordusunu bilmiyor mu? 12. Kadın haklarının çiğnenmesi. Dipnot 6. İngilizlerin ticaretten, sanattan Silahtan ve kadın haklarından haberleri yok iken Osmanlılarda bunların alası vardı. İsveç ve Fransız krallarının Osmanlılardan yardım istediklerini de inkar edebilirler mi? 13. Çevre sağlığının ve temizliğin yokluğu. Dipnot 7. Sokaklar tertemizdi. Hatta tüklükleri temizlemek için bile vazifeliler vardı. Kitap Müslümanların zayıf noktaları olarak zikrettiği yukarıdaki maddelerden sonra Müslümanları dinleri olan İslamiyetin maddi ve manevi üstünlüğünden cahil bırakmanın lazım olduğunu tavsiye ediyordu. Ayrıca İslamiyet hakkında şu bilgilere de yer veriyordu. 1. Bir, İslam birlik ve beraberliği emredip tefrikayı yasaklıyor. Kur'an'da topyekün Allah'ın ipine sarılın deniliyor. Dipnot 1. Ali İmran suresi ayet 103. 2. İslam şuurlanmayı ve bilgi edinmeyi emrediyor. Kur'an'da yeryüzünde dolaşın deniliyor. Dipnot 2. Ali İmran suresi ayet 137. 3. İslam ilmi öğrenmeyi emrediyor. Bir hadiste ilmi öğrenmek her erkek ve kadın Müslümana farzdır deniliyor. 4. İslam dünya için çalışmayı emrediyor. Kur'an'da "Onlardan bazıları ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de güzeli nasip eyle" deniliyor. Dipnot 3. Bakara suresi ayet 201. 5. İslam istişareyi emrediyor. Kur'an'da onların işleri aralarında müşavere iledir deniliyor. Dipnot 4. Şura suresi ayet 38. 6. İslam yol yapmayı emrediyor. Kur'an'da yeryüzünde yürüyün deniliyor. Dipnot 5. Mülk suresi ayet 15. 7. İslam Müslümanlara sıhhatlerini korumalarını emrediyor. Bir hadiste ilm dörttür. Bir dinin muhafazası için fıkıh ilmi, iki sıhhatin korunması için tıp ilmi, üç lisanın muhafazası için sarf ve nahiv ilmi, dört vakitlerin bilinmesi için astronomi ilmi deniliyor. 8. İslam İmarı emrediyor. Kur'an'da Allah yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır deniliyor. Dipnot 6. Bakara suresi ayet 29. 9. İslam nizamı emrediyor. Kur'an'da her şey hesaplı, nizamlıdır deniliyor. Dipnot 7. Hicr suresi ayet 19. 10. İslam ekonomide kuvvetli olmayı emrediyor. Bir hadiste hiç ölmeyecekmiş gibi dünyan için, yarın ölecekmiş gibi de ahiretin için çalış deniliyor. 11. İslam çok kuvvetli silahlarla mücehhez bir ordu kurmayı emrediyor. Kur'an'da onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın deniliyor. Dipnot 1 Enfal suresi ayet 60. 12. İslam kadınların haklarına riayeti ve ona kıymet vermeyi emrediyor. Kur'an'da erkeklerin meşru surette kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da onların üzerinde hakları vardır deniliyor. Dipnot 2. Bakara suresi ayet 228. 13. İslam temizliği emrediyor. Bir hadiste temizlik imandandır deniliyor. Kitabın bozulmasını, yok edilmesini emrettiği kuvvet noktaları da şunlardır. 1. İslam ırk, dil, örf, adet ve milliyetçilik taassubunu ortadan kaldırmıştır. 2. Faiz, ihtikar, zina, içki ve domuz eti yasaktır. 3. Müslümanlar sımsıkı bir şekilde alimlerine bağlıdırlar. 4. Sünni Müslümanlar halifeyi peygamberin vekili olarak kabul eder. Allah'a ve peygambere gösterilmesi lazım olan hürmeti ona da göstermenin farz olduğuna inanırlar. 5. Cihat farzdır. 6. Şii Müslümanlara göre gayrimüslim olan bütün insanlar ve Sünni Müslümanlar netstirler. 7. Bütün Müslümanlar İslam'ın biricik hak din olduğuna iman ederler. 8. Müslümanların çoğu Yahudi ve Hristiyanların Arap Yarımadası'ndan çıkarılmasının farz olduğuna inanırlar. 9. İbadetlerini mesela namazı, orucu, haccı çok güzel bir şekilde eda ederler. 10. Şii Müslümanlar İslam memleketlerinde kiliselerin inşasının haram olduğuna inanırlar. 11. Müslümanlar İslam akidesine sımsıkı bağlıdırlar. 12. Şii Müslümanlar humüsün yani ganimetin beşte birinin alimlere verilmesini farz bilirler. 13. Müslümanlar çocuklarını öyle büyütüyorlar ki ecdatlarının yolundan ayrılmaları mümkün değildir. 14. Müslüman kadınlar o kadar güzel örtünüyorlar ki onlara fesadın bulaşması kabil değildir. 15. Müslümanları her gün beş defa bir araya getiren cemaat namazları vardır. 16. Onlara göre peygamber, Ali ve salihlerin kabirleri mukaddes olduğu için, Oralarda da toplanırlar. 17. Peygamberlerinin neslinden gelen Seyit ve Şerif ismi verilenler peygamberi hatırlatır ve Müslümanların gözünde onun canlı kalmasını temin ederler. 18. Müslümanlar toplandıkları zaman vaizler onların imanlarını kuvvetlendirir ve ibadete teşvik ederler. 19. Emre bil maruf, iyiliği emretme ve nehyi anil münker, kötülükten men etme farzdır. 20. Müslümanların çoğalması için evlenmek ve birden fazla kadın nikah etmek sünnettir. 21. Müslüman için bir insanı İslam'a getirmek bütün dünyaya sahip olmaktan daha iyidir. 22. Müslümanlar arasında kim hayırlı bir yol açarsa, onun sevabına ve o yolda giden her insanın kazandığı sevaplara nail olur. Hadisi meşhurdur. 23. Müslümanlar, Kur'an'a ve hadislere çok büyük hürmet gösterirler. Onlara tabi olmanın, cennete girmeye biricik sebep olduğuna inanırlar. Kitap, Müslümanların kuvvetli noktalarını bozup, zayıf noktalarını yaymayı tavsiye ediyor ve bunu yapabilmek için gerekli yolları sıralıyor. Zayıf noktaları yaymak için şunları tavsiye ediyor. 1. Cemaatlerin aralarına adavet sokup su izanını aşılayarak ihtilafı teşvik eden kitaplar neşretmek suretiyle ihtilafları yerleştirmek. 2. Mekteplerin açılmasını, Kitapların neşredilmesini men etmek. Yakılması ve yok edilmesi mümkün olan din kitaplarını yakmak ve yok etmek. Din adamları hakkında muhtelif iftiralar uydurmakla Müslümanları çocuklarını dini mekteplere vermekten vazgeçirerek cahil kalmalarını temin etmek. Bu yol İslamiyete büyük zarar vermektedir. 3 4 Onların yanında cenneti övüp dünya hayatını temin etmekle mükellef olmadıklarını söylemek, tasavvuf halkalarını genişletmek, zühtü tavsiye eden Gazali'nin İhyaül Ulûm-i Dini, Mevlana'nın Mesnevisi ve muhyiddin Arabi'nin eserleri gibi kitapları okumayı teşvik etmekle, şuursuz kalmalarını temin etmek. Dipnot 1 Tasavvuf kitaplarının met ettikleri zühd, dünya işlerini terk etmek değildir. Dünyaya düşkün olmamaktır. Yani İslamiyete uygun olarak çalışıp kazanmak ve kullanmak ibadet yapmak gibi sevaptır. 5. Hükümdarları zulm ve diktatörlük yapmaya teşvik etmeliyiz. Siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesisiniz. Zaten Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Emeviler ve Abbasilerin her biri kaba kuvvet ve kılınçla iş başına gelmişler ve tek başlarına hükümranlık etmişlerdir. Mesela Ebu Bekr, Ömer'in kılıcı ile ve Fatıma'nın evi gibi itaat etmeyenlerin evini yakmakla iktidara gelmiştir. Dipnot 2 Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali'nin radıyallahu anhüm, halife olacaklarına Hadis-i şeriflerde işaretler vardır. Fakat hiçbirinin vakti açık bildirilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi ashabının seçmesine bırakmıştı. Halife seçmekte eshabın içtihatları üç türlü oldu. Halifelik akrabaya verilmesi lazım olan bir miras malı değildi. En önce Müslüman olup başkalarını da imana getiren ve peygamberimizin imam yapıp arkasından namaz kıldığı ve beraber hicret ettiği Ebu Bekri seçmek uygun idi. Bazıları Hazreti Ali'nin evine geldi. İçlerinden Ebu Süfyan elini uzat, sana biat edeyim. İstersen her yeri süvari ve piyade ile doldururum dedi. Hazreti Ali bunu kabul etmedi ve Müslümanları parçalamak mı istiyorsunuz? Evden çıkmamam halife olmak için değildir. Resulullah'ın ayrılığı beni çarptı. Çılgına döndüm dedi. Mescide geldi. Herkesin yanında Ebu Bekre biat eyledi. Ebu Bekri de halife olmak istemedim. Fitne çıkmasın diye çaresiz kabul ettim dedi. Ali de halife olmaya sen daha layıksın dedi. Hazret Ali'nin o gün Ebu Bekr'i öven sözleri Saadet Ebediye kitabımızın ikinci kısım 23. maddesinde yazılıdır. Hazret Ömer Hazret Ali'yi evine kadar uğurladı. Hazret Ali Rasulullah'tan sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekr ve Ömer'dir derdi. Şiilerin yalanlarına, iftiralarına aldananlar, Müslümanların bugünkü hale düşmesine sebep oldu. İngilizler bu fitneyi hala körüklemektedirler. Ömer de Ebu Bekir'in tavsiyesiyle halife olmuştur. Osman ise Ömer'in emriyle devlet başkanı olmuş. Ali'ye sıra gelince o da eşkıyanın seçmesiyle devlet reisi olmuştur. Muaviye de kılınçla iş başına gelmiştir. Dipnot 1 Hazreti Muaviye, Hazreti Hasan'ın biat etmesiyle meşru halife oldu. Hak sözün vesikaları kitabına okuyunuz. Sonra Emevilerde de hükümdarlık babadan oğula geçerek devam etmiştir. Abbasilerde de aynı olmuştur. Bunlar İslam'daki hükümranlıkların cebri ve diktatörlük olduğunun delilidir demeliyiz. 6 Adam öldürenleri idam etmek maddesini kanunlardan çıkarmak. Adam öldürmeye, eşkıyalığa karşı tek çare idam cezasıdır. İdam cezası olmadıkça, anarşi, eşkıyalık önlenemez. Yol kesici ve hırsızları cezalandırmaktan, hükümeti alıkoymak ve yol kesicileri silahlandırarak bu işi yapmalarını teşvik etmek ve yolların emniyetsizliğini devam ettirmek. 7 şu şekilde onların hastalık içinde yaşamalarını sağlayabiliriz her şey Allah'ın kaderiyle olur tedavinin iyileşmede hiçbir tesiri yoktur Allah Kur'an'da Rabbim beni yedirir ve içirir hasta olduğum zaman da o bana şifa verir beni öldürecek sonra da diriltecek odur dememiş mi dipnot 2 Şuara suresi ayet 79-80-81 Öyleyse, Allah'ın iradesi dışında kimse, ne şifa bulur ve ne de ölümden kurtulur. Dipnot 3 İngilizler, Müslümanları aldatmak için, ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış mana veriyorlar. Tedavi olmak sünnettir. Allahü Teala ilaçlarda şifa yaratmıştır. Peygamberimiz ilaç kullanmayı emretti. Şifayı veren, her şeyi yaratan Allahü Teala'dır. Fakat her şeyi sebeplerle yaratmakta sebeplere yapışmamızı emretmektedir. Çalışıp sebepleri arayıp bulup kullanmamız lazımdır. O bana şifa verir demek, şifa verici sebepleri verir demektir. Çalışıp sebepleri aramak emrolundu. Peygamberimiz erkeklerin de kadınların da çalışıp İlm öğrenmeleri farzdır. Bir kere de Allahü Teala çalışıp kazananları sever buyurdu. 8. Zulm yapılmasını temin için şunları söyleyebiliriz. İslam ibadet dinidir. Onun devlet işleriyle hiçbir alakası yoktur. Bunun için Muhammed ve halifelerinin ne nazırları ve ne de kanunları vardı. Dipnot 1. İbadet yalnız namaz, oruç, hac değildir. Dünya işlerini Allahü Teala emrettiği için ve İslamiyete uygun olarak yapmak hep ibadettir. Faydalı işleri yapmak için çalışmak çok sevaptır. 9. İktisadi çöküntü de bahsi geçen zararlı işlerin tabii bir neticesidir. Mahsulatı çürütmek, ticaret gemilerini batırmak, çarşıları yakmak, bentleri, barajları yıkıp ziraat sahalarını ve sanayi merkezlerini su altında bırakmak ve içme suyu şebekelerine zehir katmak suretiyle tahribatı arttırabiliriz. Dipnot 2 Kendilerine medeni diyen ve insan haklarını dillerinden düşürmeyen İngilizlerin, Müslümanlara karşı hazırladıkları vahşete, zulümlere bakınız. 10. Devlet adamlarını, kadın ve spor gibi, fitneye ve parçalanmaya sebep olacak arzulara ve içki, kumar, rüşvete ve hazine mallarını kendi şahsi işlerinde harcamaya alıştırmak, vazifelileri bu işleri yapmaya teşvik edip bize hizmet edenleri mükafatlandırmak lazımdır. Sonra kitap şu tavsiyelerde bulunuyor. Bu işlerle vazifeli İngiliz casuslarını gizli ve açık olarak korumak, onlardan Müslümanların eline geçenleri kurtarmak için her çeşit masrafı yapmak lazımdır. 11. Faizin her şeklini yaymak lazımdır. Zira faiz milli ekonomiyi harap ettiği gibi Müslümanları Kur'an'ın ahkamına karşı gelmeye de alıştırır. Zira insan bir kanunun bir maddesini ihlal edince artık diğer maddelerini de ihlal etmesi kolay olur. Onlara faizin kat kat olanının haram olduğunu, çünkü Kur'an'da faizi kat kat olarak yemeyin. Dipnot 1. Ali İmran suresi ayet 130. Denildiğini ve binaen aleyh faizin her şeklinin haram olmadığını söylemek lazımdır. Dipnot 2. Ödünç verirken vakit tayin edilmez. Edilirse faiz olur. Belli zaman sonra Aynı miktar ödemesi şart edilirse Hanefi'de bu da faiz olur. Fazlasını ödemesi sözleşilirse de faiz olur. Bu faizde bir dirhem bile fazla ödemeyi şart etmek büyük günahtır. Veresiye satışta ise ödeme vaktinin bildirilmesi lazımdır. Ödeme vakti gelince ödeyemediği için ödenecek miktar ve ödeme zamanı arttırılırsa buna Mudaaf faiz denir. Yukarıdaki ayeti kerime ticaretteki bu müdaaf faizi bildirmektedir. 12. Alimlere kötü isnatlarda bulunup aleyhlerine adi ithamlar uydurarak Müslümanların onlardan soğumalarını temin etmek lazımdır. Casuslarımızın bir kısmını onların kıyafetine sokacağız. Sonra bunlara kabih, çirkin işler yaptıracağız. Böylece bunlar, Alimler ile karışmış olacak ve her alimden şüphe edilecek. Bu casusları el esere İstanbul'a, Necef ve Kerbela'ya sokmak zaruridir. Müslümanları alimlerden soğutmak için mektepler, kolejler açacağız. Bu mekteplerde Rum ve Ermeni çocuklarını Müslümanlara düşman olarak yetiştireceğiz. Müslüman çocuklarına da kendi ecdatlarının cahil olduklarını aşılayacağız. Bu çocukları halife ve alimler ve devlet adamlarından soğutmak için onların hatalarını kendi zevkleriyle meşgul olduklarını, halifenin cariyelerle vakit geçirip halkın malını kötü yollarda kullandığını, hiçbir işte peygambere uymadıklarını aşılayacağız. 13. İslam'ın kadına hakaret ettiğini yaymak için erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Dipnot 3 Nisa suresi ayet 34. Ayetini ve kadının tamamı şerdir hadisini söyleyeceğiz. Dipnot 4. Hadis-i şerifte İslamiyete uyan kadın cennet nimetlerindendir. Hislerine uyan İslamiyete uymayan kadın şerdir buyuruldu. Kız olsun, dul olsun, evli olmayan fakir kadına babası bakmaya mecburdur. Bakmazsa hapsolunur. Babası yoksa veya fakirse zengin mahrem akrabası bakacaktır. Bunlar da yoksa hükümet maaş bağlayacaktır. Müslüman kadının çalışıp kazanmaya hiç ihtiyacı yoktur. İslam dini kadının bütün ihtiyaçlarını erkeğin sırtına yüklemiştir. Erkeğin bu ağır yüküne karşılık mirasın hepsinin yalnız erkeğe verilmesi lazım iken Allahü Teala kadınlara burada da ihsanda bulunarak erkek kardeşlerinin yarısı kadar miras almalarını emir buyurmuştur. Zevç zevcesini evin içinde veya dışında çalışmaya zorlayamaz. Kadın arzu ederse ve zevci izin verirse erkek bulunmayan yerlerde mesture olarak çalışması caiz ise de kazandığı kendi mülkü olur. Hiç kimse bunları ve mirastan eline geçeni ve mehrini kadından zorla alamaz. Kendisinin ve çocuklarının ve evin herhangi bir ihtiyacına sarf etmesi için zorlanamaz. Bunların hepsini zevcin alıp getirmesi farzdır. Komünist memleketlerde kadın da erkeklerle birlikte boğaz tokluğuna hayvanlar gibi en ağır işlerde zorla çalıştırılıyor. Hür dünya dedikleri Hristiyan memleketlerde ve İslam ülkeleri denilen bazı Arap memleketlerinde hayat müşterektir denilerek kadınlar da fabrikalarda, tarlalarda, ticarette erkekler gibi çalışıyorlar. Çoğunun evlendiklerine pişman oldukları, mahkemelerin boşanma davalarıyla dolu olduğu günlük gazetelerde sık sık görülmektedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkan sözler üç kısımdır. Birincisi kelimeler de manaları da Allahü Teala'dan gelmiştir. Bu sözlere ayet-i kerime, hepsine Kur'an-ı Kerim denir. Size gelen her iyi faydalı şeyi Allahü Teala dileyip göndermektedir. Her fena zararlı şeyi nefsiniz dilemektedir. Hepsini Allahü Teala yaratıp göndermektedir. Sözü Nisa suresinin 78. ayetidir. İkincisi kelimeleri peygamberimizden, manaları Allahü Teala'dan olan sözleridir. Bu sözlerine hadisi kutsi denir. Nefsinizi düşman biliniz. Çünkü o bana düşmandır. Sözü hadisi kutsidir. Bu düşmanlık nefsin emirlerine uymamaktır. Üçüncüsü ise kelimeleri de manaları da peygamberimizdendir. Bunlara hadisi şerif denir. İslamiyete uyan kadın cennet nimetlerindendir. Nefsine uyan kadın şerdir. Sözü hadisi i şeriftir. Muhyiddin -i Arabi Hazretleri Müsamerat kitabının birinci cildinde bu hadisi i şerifi izah etmektedir. İngiliz casusu hadisin baş tarafını saklayıp yalnız sonunu bildiriyor. Bütün dünya kadınları İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, hemen Müslüman olurlar ve İslamiyet'in her memlekete yayılması için çalışırlar. Fakat ne yazık ki bu hakikatleri anlayamıyorlar. Allahü Teala bütün insanlara İslam dininin ışıklı yolunu doğru olarak öğrenmek nasip eylesin. 14. Pislik susuzluğun neticesidir suyun arttırılmasına mani olmaya çalışmalıyız. Londra'daki Müstemlekeler Nezaretinin hazırladığı kitapta İslamiyeti yok etmek için yapılacak şeyler yazılıdır. Bu kitap casuslar vasıtasıyla gizlice dağıtılmaktadır. Müslümanların kuvvetli noktalarını tahrip etmek için de şu tavsiyelerde bulunuyor. 1. Müslümanların arasında ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körükleyecek ve onların dikkatlerini İslamiyetten evvelki kahramanlıklarına çekeceksiniz. Mısır'da Firavunluğu, İran'da Mecusiliği, Irak'ta Babilliliği, Osmanlılar'da Attila ve Cengiz zamanını, vahşetini ihya edeceksiniz. Kitapta bu hususta uzun bir cetvel vardı. 2 şu dört şeyi gizli ve aşikar yaymak lazımdır. İçki, kumar, zina ve domuz eti ve spor kulüplerinin birbirleriyle kavgaları. Bu işi yapmak için, İslam memleketlerinde yaşayan, Hristiyan, Yahudi, Mecusi ve diğer gayrimüslimlerden, azami derecede istifade etmek ve bu iş için çalışanlara, müstemlekeler nezaretinin bütçesinden bol maaş bağlamak lazımdır. Bunun için siyasi fırkaların ve spor kulüplerinin çoğalmasını sağlayacağız. Partileri ve kulüpleri birbirlerine düşman yapacağız. Birbirleriyle uğraşacaklar. Din kitabı okumaya, dinlerini öğrenmeye vakit bulamayacaklardır. Avladığımız kimselere günlük gazete dergi çıkartacağız. Gazetelerini, dergilerini, bol para ile, menfaatler ile besleyeceğiz. Satın aldığımız kimseleri, kurtarıcı, kahraman gibi isimlerle met ettireceğiz. İslam dinini ve ahkâm-ı İslamiye'ye bağlı olan idarecileri kötületeceğiz. Din terbiyesinin kaynağı olan, aile yuvalarını yok edeceğiz. Bunun için, spor, güreş ismi altında, avret mahalleri, edep yerleri açık, kız ve oğlan resimleri neşrederek, gençleri fuhşa, livataya, cinsi sapıklığa sürükleyeceğiz. İslam ahlakını bozunca, İslamiyeti yok etmek kolay olur. Çok cami yapacağız. Fakat camilerde hocaları değil, misyonerleri ve mezhepsizleri konuşturacağız. İslam müziği ismi altında, çalgıları, şarkıları, radyoları camilere sokacağız. Camileri birer tuzak olarak kullanacağız camilere giden ve kadınları örtünen devlet memurlarını ve subayları, casuslarımız tespit edecek, bunlar vazifelerinden uzaklaştırılacaklardır. Ahkamı ı İslamiye'ye uyan gençler, üniversitelere alınmayacak, girmiş olanların diploma almaları engellenecektir. Sekreter, bu bilgileri gizli tutmamızı, neçli Muhammed'den de saklamamızı sıkı tembih etti.'' Ben de bu hatıralarımı mahkemeye vererek, 50 seneden evvel açılmamasını vasiyet ettim. Şunu iyi bilmelidir ki, cami, kubbesi, minaresi olan bina demek değildir. İçinde her gün, beş kere cemaat ile namaz kılınan bina demektir. Namazdan evvel veya sonra, bu cemaate vaaz vermek de caizdir. Vaaz, ehli sünnet itikadında olan bir Müslümanın Ehli sünnet alimlerinden birinin bir kitabına bakarak okuduğu veya ezberden söylediği bir sözünü açıklaması demektir. Mezhepsizlerin İngiliz casuslarının ve misyonerlerin konuşmalarına vaaz denmez. Nutuk ve konferans vermek denir. Camilerde nutuk ve konferans vermek ve bunları dinlemek caiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin her sözü Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin tefsirleri izahlarıdır. 3. Cihadın muvakkat bir farz olduğunu, vaktinin son bulduğunu telkin edeceksiniz. 4. Şiilerin kalplerinden kâfirlerin nets olduğu fikrini çıkaracaksınız. Kur'an'da kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği sizin için helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlar için helaldir. Dipnot 1. Maide suresi ayet 5. Denildiğini peygamberin Safiye isminde Yahudi ve Mariye isminde Hristiyan bir hanımı olduğunu, peygamberin hanımının nets olamayacağını söyleyeceksiniz. Dipnot 2. İngiliz'in Yahudi dediği Hazreti Safiye Müslüman olmuştu. Mısırlı olan Mariye ise Resulullah'ın mübarek sevcelerinden değildir. Cariyeydi. idi. Bu da Müslüman oldu. Cenazesinin namazını Halife Ömer radıyallahu anh kıldırdı. Ehli sünnet itikadına göre Hristiyan kadın cariye de olur, zevce de olur. Şiilerin inandıkları gibi kâfirlerin kendileri nets değildir. İtikatları olan küfür netsdir. 5. Müslümanlara peygamberin İslam'dan kastının mutlak din olduğunu ve bu dinin Yahudilik ve Hristiyanlık da olabileceğini sadece İslam dininin olmadığı inancını aşılayacaksınız. Bunun delili de şudur diyeceksiniz. Kur'an her dinin mensuplarına Müslüman diyor. Mesela Yusuf peygamberin beni Müslüman olarak öldür. Dipnot 3. Herhangi bir peygamberin Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanmaya iman denir. İman edilecek bilgiler iki kısımdır. Yalnız inanılacak bilgiler, hem inanılacak hem de yapılacak bilgiler. Birinci kısım bilgiler, imanın aslı olup altı tanedir. Her peygamberin bildirdiği imanların asılları aynıdır. Bugün İslam düşmanlarının ilerici diyerek hayran kaldıkları benzemeye çalıştıkları bütün Yahudiler, Hristiyanlar, dünyadaki fen adamları, devlet adamları, kumandanların hepsi ahirete, yani öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennete, cehenneme inanıyorlar. Kendilerine ilerici diyen ve onlara benzemeye özenen din cahillerinin de bunlar gibi inanmaları icap etmez mi? Peygamberlerin dinleri yani emr ve yasak edilen bilgilere aynı değildir. İman edip İslamiyete tabi olmaya İslam denir. Dinleri başka olduğu için her peygamber zamanındaki İslam birbirlerinin aynı değildir. Her resul gelince yeni bir İslamiyet gelmiş, eski peygamberler zamanındaki İslamlıkların hükümleri kalmamıştır. Son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın getirdiği İslam kıyamete kadar devam edecektir. Allahü Teala Ali İmran suresinin 19 ve 85. ayetlerinde Yahudilere ve Hristiyanlara eski İslamlıklarını bırakmalarını emrediyor. Muhammed aleyhisselama tabi olmayanların cennete giremeyeceklerini, cehennemde sonsuz yanacaklarını bildiriyor. İbrahim İsmail ve Yusuf ve Yakup peygamberler kendi zamanlarında muteber olan İslam'ı istediler. O Müslümanlıklar ve kiliselere gitmek şimdi muteber değildirler. Bu hususta Arabi El-Envar kitabımızın sonundaki Zerkani'nin Mevahib şerhinde tafsilat vardır. Camiül Es'er müderrislerinden Muhammed Zerkani Maliki 1122 miladi 1710'da vefat etti. İbrahim ve İsmail peygamberlerin de ey Rabbimiz bizi kendine Müslüman kıl ve zürriyetimizden kendine Müslüman bir ümmet getir. Dipnot 1. Bakara suresi ayet 128. Yakup peygamberin ise oğullarına ancak ve ancak Müslüman olarak ölünür. Dipnot 2. Bakara Suresi ayet 132. Dediklerini naklediyor. 6. Kilise yapmanın haram olmadığını, peygamber ve halifeleri onları yıkmadığını, bilakis onlara hürmet gösterdiğini ve Kur'an'da Allah insanların bir kısmını diğeriyle defetmeseydi, savmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok zikredilen camiler yıkılıp giderdi. Dipnot 3. Haç suresi ayet 40. Denildiğini, İslam'ın ibadethanelere hürmetkar olduğunu, onları yıkmadığını, yıkanlara mani olduğunu çokça söyleyeceksiniz. 7. Yahudileri Arap Yarımadası'ndan çıkarınız ve Arap Yarımadası'nda İki din olmaz hadisleri hakkında Müslümanları şüpheye düşürecek ve bu iki hadis doğru olsaydı peygamberin biri Yahudi biri de Hristiyan hanımı olmazdı ve Necran Hristiyanlarıyla anlaşma yapmazdı. Dipnot 4. 59. sayfede ikinci haşiyeye dipnota bakınız diyeceksiniz. 8 Müslümanları ibadetlerinden men etmeye çalışacak ve Allah insanların ibadetlerine muhtaç değildir diyerek onları ibadetlerin faideleri hakkında tereddüde düşüreceksiniz. Dipnot 1. İbadetler Allahü Teala emrettiği için yapılmaktadır. Evet, Allahü Teala kullarının ibadetlerine muhtaç değildir. Fakat kullar ibadet yapmaya muhtaçtırlar kendileri akın akın kiliseye gidiyorlar. Müslümanların camilere gitmelerine mani oluyorlar. Hacca gitmek ve cemaat ile namaz kılmak gibi onları bir araya getiren ibadetlerden men edeceksiniz. Aynı şekilde camilerin, türbelerin ve medreselerin inşasına ve Kâbe'nin tamirine mani olmaya çalışacaksınız. 9. Harpte düşmandan ganimet olarak alınan malın beşte birinin Humusun alimlere verilmesi hususunda şüphelendirecek ve bunun ticaret kazancıyla bir alakasının olmadığını izah edeceksiniz. Sonra humus peygambere veya halifeye verilir, alime verilmez. Zira alimler onunla evler, saraylar, hayvanlar ve bahçeler alıyorlar. Bunun için humusu onlara vermek caiz değildir diyeceksiniz. 10 Müslümanların akidelerine bid'atler sokup İslam'ı gericilik ve terör dini olmakla itham edeceksiniz. İslam memleketlerinin geri kaldığını, sarsıntılara maruz kaldığını söyleyecek ve böylece onların İslam'a olan bağlılıklarını zayıfletmiş olacaksınız. Halbuki Müslümanlar dünyanın en büyük medeni devletlerini kurdular. Dine bağları gevşedikçe küçüldüler. 11. Çok mühimdir çocukları babalarından uzaklaştırıp büyüklerinin dini terbiyelerinden mahrum kalmalarını sağlayacaksınız onları biz yetiştireceğiz binaenaleyh çocuklar babalarının terbiyelerinden koptukları an akideden dinden ve alimlerden kopmaya mahkum olacaklardır 12 kadını tahrik edip örtüsünü açmasına sebep olacaksınız sebep olarak da örtü gerçek İslami bir emir değildir. Abbasiler zamanında ihtas edilmiş bir adettir. Bunun için insanlar peygamberin zevcelerini görüyorlardı ve kadın bütün işlere katılıyordu diyeceksiniz. Kadını açtıktan sonra gençleri ona karşı tahrik edip her ikisinin arasında fesat hasıl olması için çalışacaksınız. Müslümanlığı yok etmek için bu iş çok tesirlidir. Evvela bu işi gayrimüslim kadınlara yaptıracaksınız. Sonra Müslüman kadın kendiliğinden bozulup bunların yaptığını yapacaktır. NOT 1. Hicap yani tesettür örtünme ayeti gelmeden evvel kadınlar örtünmezler. Resulullah'a gelip bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resulullah birinin evine gitse, kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Beydavi'de ve Buhari'nin tefsir babında bildirildiği gibi, hicretten üç sene sonra, Ahsap ve beş sene sonra, Nur surelerindeki hicab ayetleri gelip, kadınların yabancı erkekler yanında oturmaları, bunlarla konuşmaları yasak edildi. Bundan sonra Resulullah kadınların bilmediklerini mübarek zevcelerinden sormalarına emreyledi. Kafirler hicap ayetinin sonra geldiğini, kadınların sonra örtündüklerini söylemeyerek Müslümanları aldatıyorlar. Resulullah'ın mübarek zevcesi Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki: Mübarek zevcelerinden Meymune, radıyallahu anha ile birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. İbn Ümmi Mektum radıyallahu anh izin isteyip içeri girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce bize perde arkasına çekiliniz buyurdu. O ama değil midir? Bizi görmez dedim. Siz de mi körsünüz? Onu görmez misiniz buyurdu. Yani o kör ise de siz kör değilsiniz ya buyurdu. Bu hadisi i şerifi İmam Ahmed ve Tirmizi ve Ebu Davud rahimehumullahü teala bildirdiler. Bu hadisi i şerife göre erkeğin yabancı kadına bakması haram olduğu gibi kadının da yabancı erkeğe bakması caiz değildir. Mezhep imamlarımız rahimehumullahü teala bu husustaki diğer hadisi i şerifleri de bildirerek, kadının, yabancı erkeklerin avret yerlerine bakmaları haramdır dediler. Bunu yapmak kolaydır. Böyle kolay olan emirlere ve yasaklara ruhsat denir. Kadının, erkeklerin başlarına, saçlarına bakması mekruhtur. Bundan sakınmak güçtür. Güç olan şeyleri yapmak da azimet olur. Erkeğin, kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır dediler. Görülüyor ki Ezvâcı Tahirat radıyallahu teala anhunne ve Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm, azimet ile amel ederler, ruhsatlardan da sakınırlardı. İslamiyeti içerden yıkmak isteyen zındıklar hicap ayetleri gelmeden önce kadınların örtünmediklerini ileri sürerek peygamber zamanında kadınlar örtünmezlerdi. Şimdi gördüğümüz kadınların umacı gibi örtünmeleri o zaman yoktu. Hazreti Ayşe başı açık gezerdi. Şimdiki örtünmeyi sonradan yobazlar, fıkıhçılar uydurdu diyorlar. Bu sözlerinin yalan ve iftira olduğunu bu hadîs-i şerif açıkça göstermektedir. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildiren dört hak mezhep, erkeklerin avret yerini, yani bakması ve başkasına göstermesi haram olan uzuvlarını, birbirlerinden farklı olarak bildirmişlerdir. Her Müslümanın, bulunduğu mezhebin bildirdiği avret yerini örtmesi farzdır. Başkasının avret yerine bakmak haramdır. Eşiatül Lemaat kitabındaki hadisi i şeriflerde, Erkek erkeğin ve kadın kadının avret yerine bakmasın buyuruldu. Hanefi mezhebinde, erkeğin erkek için, ve kadının kadın için avret mahalli diz ile göbek arasıdır. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir. Kadının saçları da avrettir. Avret yerine şehvetsiz de bakmak haramdır. Bir kadını görürseniz yüzünüzü ondan ayırınız. Ansızın görmek günah olmaz ise de tekrar bakmak günah olur. Ya Ali uyluğunu açma. Ölü veya diri, hiç kimsenin uyluk yerine bakma. Avret yerini açana ve başkalarının avret yerine bakana, Allah lanet eylesin. Kendini bir kavme benzeten, onlardan olur. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki, ahlakını, işlerini veya elbisesini, İslam düşmanlarına benzeten, onlardan olur. Modaya yani, kâfirlerin kötü adetlerine uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işleyenlere sanatkar diyenler bu hadisi şeriften ibret almalıdırlar. Kimyayı saadette diyor ki kadınların kızların başı saçı kolları bacakları açık olarak sokağa çıkmaları haram olduğu gibi ince süslü dar hoş kokulu elbiseyle çıkmaları da haramdır böyle çıkmalarına izin veren, razı olan anası, babası, zevci, kardeşi de onun günahına ve azabına ortak olurlar. Yani cehennemde birlikte yanacaklardır. Tövbe ederlerse affolunurlar. Allahü Teala tövbe edenleri sever. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yapacağı her işin İslamiyete uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa bir ehli sünnet aliminden sorarak veya bu alimlerin kitaplarından okuyarak öğrenmesi lazımdır. İş İslami'yete uygun değil ise günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah ve küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada ve cehennemde azabını yani cezasını çeker. Bu cezalar kitabımızın muhtelif yerlerinde yazılıdır. Erkeklerin ve kadınların namazda ve her yerde örtmesi lazım olan yerlerine avret mahalli denir. Avret mahallini açmak ve başkasının avret mahalline bakmak haramdır. İslamiyette avret mahalli yoktur diyen kafir olur. İcma ile yani dört mezhepte de avret olan bir yerini açmaya ve başkalarının böyle avret mahalline bakmaya helal diyen, ehemmiyet vermeyen, yani azabından korkmayan kâfir olur. Kadınların avret yerini açmaları ve erkekler yanında şarkı söylemeleri ve mevlit okumaları böyledir. Erkeklerin diz ile kasıkları arası, hambeli mezhebinde avret değildir. Ben Müslümanım diyen kimsenin, imanın ve İslam'ın şartlarını ve dört mezhebin icmağı, yani söz birliği ile bildirdiği farzları ve haramları öğrenmesi ve ehemmiyet vermesi lazımdır. Bilmemesi özür değildir. Yani bilip de inanmamak gibidir. Kadınların yüzlerinden ve ellerinden başka yerleri dört mezhepte de avrettir. İcma ile olmayan yani diğer üç mezhepten birine göre avret olmayan bir yerini ehemmiyet vermeyerek açan kafir olmaz ise de kendi mezhebine göre büyük günah olur. Erkeklerin diz ile kasık arasını yani uyluğunu açmaları böyledir. Bilmediğini öğrenmesi farzdır. Öğrenince hemen tövbe etmeli ve örtmelidir. 13. Cami imamlarının fasık olduklarını iddia edip onların hatalarını açıklayarak ve her vesileyle onlarla arkalarında namaz kılan cemaatleri arasına kin ve adavet sokarak cemaat ile namaz kılmayı ortadan kaldıracaksınız. 14. Peygamberin zamanında olmadığı ve bidat olduğu gerekçesiyle türbelerin hepsinin yıkılması lazımdır diyeceksiniz. Ayrıca peygamber halifeler ve salihlerin kabirleri hakkında şüpheye düşürerek onları ziyaret etmekten men edeceksiniz. Peygamber annesinin yanında Ebu Bekir ile Ömer Baki kabristanında metfondurlar. Osman'ın kabri meçhuldür. Hüseyin'in başı Hannane'de defnedilmiştir. Cesedinin defnedildiği yer malum değildir. Kazımiye'deki kabirler de iki halifenin kabridir. Peygamberin âlinden Kazım ve Cevad'ın kabirleri değildir. Tus'taki ise Ehlibeyt'ten Rıza'nın değil Harun'un kabridir. Samarra'daki Abbasilerin mezarlarıdır. Ehl-i hadi, askeri ve mehdi'nin kabri değildir. Müslüman memleketlerde bulunan bütün türbe ve kubbelerin yıkılmasının farz olduğu gibi, baki mezarlığını da yerle bir etmek lazımdır. Diyeceksiniz. 15. Seyitlerin peygamberlerin soyundan geldikleri hususunda, insanlar tereddüde düşürülecek. Seyit olmayanlara, siyah ve yeşil sarık giydirilerek, seyitlerin diğer insanlarla karışmaları temin edilecek. Böylece insanlar bu hususta şaşırıp seyitler hakkında suizanda bulunacaklar. Din adamlarının ve seyitlerin sarıklarını çıkaracaksınız ki seyitlerin soyu kaybolsun ve din adamları insanlardan hürmet görmesin. Dipnot 1. Büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh İstanbul'da yazmış olduğu Eshab-ı Kiram risalesinde diyor ki: Resulullah'ın mübarek kızı Hazreti Fatıma ile kıyamete kadar çocukları ehli beyttirler. Bunları asi olsalar da sevmek lazımdır. Bunları sevmek kalb ile, beden ile ve mal ile yardım, hürmet ve haklarına riayet etmek iman ile ölmeye sebep olur. Suriye'nin Hama şehrinde seyyidler için mahkeme vardı. Mısır'daki Abbasi halifeleri zamanında Hasen'in radıyallahu teala anh evlatlarına Şerif ismi verilerek beyaz sarık sarmaları, Hüseyin'in radıyallahu teala anh evladına seyit ismi verilerek yeşil sarık sarmaları tensip edildi. Bu mübarek sülaleden doğan mübarek çocuklar, iki şahit ile hakim huzurunda tescil edilirdi. Sultan Abdülmecid Han rahmetullahi teala aleyh zamanında mason Reşit Paşa İngilizlerin emriyle bu mahkemeleri kaldırdı. Soysuz ve mezhepsiz olanlara da seyit denildi. Uydurma acem seyitleri her tarafa yayıldı. Fetavaya hadisiye de diyor ki İslamiyetin ilk zamanlarında ehli beytten olanların hepsine şerif denilirdi. Mesela Şerif-i Abbasi, Şerif-i Zeyneli denirdi. Fatimi sultanları Şii idi. Yalnız Hasan ve Hüseyin evladına şerif dediler. Mısır'daki Türkmen sultanlarından Eşref Şaban bin Hüseyin 773 miladi 1371 senesinde seyitlerin şeriflerden ayrılmaları için yeşil sarık sarmalarına emreyledi. Bu adetler her yere yayıldıysa da, de şer'i bir değeri yoktur. Mirat-ı Kainat'ta ve Mevahi bile Türkçe tercümesinde ve Zerkani şerhinde 7. maksadın üçüncü faslında bu hususta tafsilat vardır. 16. Şiilerin matem yerlerinin yıkılmasının farz olduğu, zira bid'at ve dalalet olduğu, Peygamber ve halifelerin zamanında mevcut olmadığı söylenecek. İnsanları oralara girmekten men etmek, vaizleri azaltmak ve vaizlerle matem yerleri sahiplerini vergiye bağlamak lazımdır. 17. İngiliz kitabında yazılı şeylerden biri bütün Müslümanlara hürriyet sevgisini bahane ederek herkes dilediğini yapabilir. Emre bin maruf ve nehyanil münker ve İslam ahkamının öğretimi farz değildir diyeceksiniz. Halbuki İslamiyeti öğrenmek ve öğretmek farzdır. Müslümanların birinci vazifesidir. Ayrıca onlara şunu da aşılayacaksınız. Hristiyanlar kendi dinleri, Yahudiler de kendi dinleri üzeredirler. Kimse kimsenin kalbine girmez. Emr-i maruf ve Nehyanil münker halifeye aittir. 18. Müslümanların çoğalmasına mani olmak için doğum sınırlandırılacak ve birden fazla evliliğe mani olunacak. Evlenmeye bazı şartlar konulacak. Mesela denilecek ki, Arap İranlıyla, İranlı Arapla, Türk Arapla evlenemez. 19. İslam'ın yayılması ve Müslüman olmayanlara öğretilmesi faaliyetleri kat'î surette men olunacak. İslam'ın yalnız Arapların dini olduğu fikri yayılacak. Gerekçe olarak Kur'an'da bu senin ve kavmin için bir zikirdir denildiği söylenecek. 20. Hayır müesseselerinin hudutları daraltılacak ve devlete ait bir hale getirilecek. Öyle olacak ki kişi cami, medrese ve bunlara benzer hayır müesseseleri yapamaz hale getirilecektir. 21. Müslümanları Kur'an hakkında şüpheye düşürecek ve içinde noksanlık ve fazlalık bulunan tahrif edilmiş Kur'an tercümeleri hazırlayıp diyeceksiniz ki Kur'an bozulmuş, birbirini tutmuyor. Birinde bulunan ayet diğerinde bulunmuyor. Yahudi, Hristiyan ve bütün gayrimüslimleri tahkir eden ve cihadı, emre bil marufu ve nehy anil münkeri emreden ayetleri çıkaracaksınız. Dipnot 1. İngilizler bu çalışmalarında muvaffak olamadı. Çünkü Kur'ân-ı Kerim'i değiştirilmekten Allahü Teala korumaktadır. İncili de koruyacağına söz vermemiştir. Bunun için uydurma İnciller yazıldı. Bunlar bile zamanla değiştirildi. Bunlarda ilk değişikliği Bolus, Pavlos ismindeki bir Yahudi dönmesi yaptı. Her asırda, bilhassa İstanbul'daki Roma imparatorlarının birincisi olan Konstantin'in 325'te İznik'te topladığı 319 papaz büyük değişiklik yaptılar. 931 miladi 1524'te Alman papazı Luther Martin Protestan mezhebini kurdu. Roma'daki papaya tabi olan Hristiyanlara Katolik denildi. Katoliklerle Protestanların birbirlerini öldürmeleri, Sen Bartelemi ve İskoç cinayetleri ve Engizisyon mahkemelerindeki facialar Hristiyan tarihlerinde de yazılıdır. 446 Miladi 1054'te İstanbul papazı Mihail Kirolarius papadan ayrılarak Ortodoks kilisesini kurdu. Miladın 571 senesinde ölen Yakup, Süryani fırkasını, 405'te ölen Maron, Suriye'de Maroni fırkasını, Amerikalı Charles Russell'ın da 1872'de Yehova Şahitleri fırkasını kurdular. Kur'an'ı diğer lisanlara mesela Türkçe, Farsça, Hintçe vesaire dillere çevirip Arap memleketleri haricinde arabi okunmasına mani olacaksınız. Ve yine Arap memleketleri dışında ezan, namaz ve duaların arabi yapılmasını önleyeceksiniz. Aynı şekilde hadisler hakkında da Müslümanlar tereddüde düşürülecek. Kur'an'a yapılması planlanan tercüme, tenkit ve tahrifin hadislere de uygulanması gereklidir. Hakikaten okuduğum İslam'ı nasıl yıkabiliriz isimli bu kitap çok mükemmel idi. İleride yapacağım çalışmalar için emsalsiz bir rehber idi. Sekretere kitabı iade edip memnuniyetimi ifade ettiğimde bana bilmiş ol ki bu meydanda sen yalnız değilsin. Yaptığın işi yapan pek çok adamlarımız var. Bu işi yapmak için şimdiye kadar nazırlığımız beş binden fazla adam vazifelendirmiş bulunmaktadır. Nazırlık bu sayıyı yüz bine çıkarmayı düşünüyor. Bu sayıya ulaştığımız zaman Müslümanların hepsine hakim olacak ve bütün İslam memleketlerini ele geçirmiş olacağız, dedi. Daha sonra sekreter şunları söyledi. Sana şunu müjdelerim ki, nezaretimizin bu programı gerçekleştirmesi için en fazla bir asırlık bir zamana ihtiyaç vardır. Biz o günleri görmesek bile muhakkak çocuklarımız görecektir. Şu darmo mesel ne kadar da güzeldir. Başkasının ektiğini yedim. Öyleyse ben de başkaları için ekiyorum. İngilizler bunu yaptığı zaman bütün Hristiyanlık alemini memnun etmiş ve onları 12 asırlık felaketten kurtarmış olacaktır. Sekreter sözlerine şöyle devam etti. Asırlarca devam eden ehli salip muharebeleri, haçlı seferleri hiçbir fayda sağlayamamıştır. Keza Moğollar, Cengiz orduları da İslam'ın köklerini kazımak için bir şey yapmış sayılmaz. Çünkü onların yaptığı iş ani, plansızdı. Düşmanlıklarını ortaya koyacak askeri işler yapıyorlardı bunun için çok çabuk yoruldular. Fakat şimdi hükümetimizin değerli idarecileri İslam'ı çok ince bir plan ve uzun bir sabırla içten yıkmak için çalışıyorlar. Askeri güç kullanmamız da lazımdır. Fakat bu iş son merhalede. Yani İslam'ı yiyip bitirdikten ve her tarafından balyozlayıp bir daha toparlanamaz, bizimle savaşamaz hale geldikten sonra gelir. Sekreter sözlerini şöyle bitirdi. İstanbul'daki büyüklerimiz çok akıllı ve zekiymişler ki bizim planımızın aynını uygulamışlar. Ne yapmışlar? Muhammediyelerin arasına sokulup onların çocukları için medreseler açmışlar, kiliseler inşa etmişler. Onların arasında içkiyi, kumarı, fıskı, fesadı ve futbol kulüplerine parçalanmalarını çok güzel bir şekilde yaymayı başarmışlar. İslam gençliğini dinleri hakkında şüpheye düşürmeye, kendi hükümetleriyle aralarına münakaşa ve muhalefet sokmaya, her tarafta fitneyi yaygınlaştırmaya, amirlerin, müdirlerin, devlet adamlarının evlerini Hristiyan kadınlarıyla doldurarak ahlaklarını bozmaya çalışmışlardır. Biz de bu şekilde hareket ederek onların kuvvetlerini kıracağız, dinleriyle olan irtibatlarını sarsacağız, ahlaklarını ifsat edeceğiz.'' birlik ve beraberliklerini yok edeceğiz. Sonra ani bir harp başlatıp İslam'ın köklerini kazıyacağız. Dipnot 1. İngilizler İslamiyeti imha etmek için hazırladıkları 21 maddeyi iki büyük Hindistan ve Osmanlı İslam devletini yıkmak için tatbik ettiler. Hindistan'da Vehhabi, Yani, Tebliğ-i Cemaat, Cemaat-i İslamiye gibi bozuk İslam fırkaları meydana getirdiler. Sonra İngiliz ordusu, Hindistan'ı kolayca işgal edip, koca İslam devletini yok etti. İslam alimlerini zindanlarda ölüme terk etti. Sultanı da hapsedip, iki oğlunu parçaladılar. Asırlardan beri muhafaza edilen zi kıymet eşyayı, nadide, güzide hazineleri yağma ederek, gemilerle Londra'ya taşıdılar. Hint sultanlarından, Şahı Cihan'ın 1041 miladi 1631'de zevcesi Ercüment Beygüm Hanım'ın Agra'daki kabri üzerine yaptırdığı Taç Mahalli ismindeki türbenin duvarlarından çaldıkları elmas, zümrüt, yakut gibi kıymetli taşların yerleri şimdi çamur ile sıvalıdır. Bu çamurlar İngiliz vahşetini dünyaya ilan ediyorlar. Çaldığı bu servetleri İslamiyeti yok etmek için kullanmaktadırlar. Bir İslam şairinin dediği gibi, zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Adalet-i ilahiye tecelli ederek ikinci Cihan Harbi'nde cezalarını buldular. Almanların İngiltere'yi işgalinden korkan İngiliz zenginleri, kilise mensupları ve devlet nezaret adamlarının çoluk çocukları, on binlerce İslam düşmanı gemilerle Amerika'ya kaçarlarken, Almanların Graf von Spee ve benzeri iki harp gemisinden bıraktıkları mıknatıslı mayınlar bu gemileri batırdı. Atlas Okyanusu'nda boğuldular. Harpten sonra New York'taki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Merkezi'nin aldığı karar ile bütün dünyadaki müstemlekelerini terk ettiler. Müstemlekeler Nezaretinin asırlarca sömürdüğü geçim kaynaklarının çoğunu kaybettiler. Britanya adasında mahsur kaldılar. Gıda maddeleri ve mühim ihtiyaç eşyası vesikaya bağlandı. 1948'de Genelkurmay Başkanı Salih Omurtak Paşa bir ziyafette Londra'da resmi misafir olduğum halde sofradan hep doymadan kalkardım. Avdette İtalya'da bol makarna yiyerek doyabildim dediğini işittiğim için yazıyorum. O sofrada paşanın tam karşısında oturuyordum. Bu sözü hala kulağımda çınlamaktadır. Senâü'l-Lâh-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh Maide suresinin 82. ayeti kerimesini tefsir ederken buyuruyor ki: Muhyis Hüseyin Begavi Nasara'nın hepsinin müşrik olmadığını bildirdi. Çünkü şirk uluhiyet sıfatı isnad ederek ona hürmet etmeye yani ibadet etmeye denir. Müşrikler Yahudiler gibi Müslümanlara şiddetli düşmandır. Müslümanları öldürürler, memleketlerini, mescitlerini tahrip ederler, Kur'an-ı Kerim'i yakarlar. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh üçüncü cilt üçüncü mektupta buyuruyor ki Allahü Teala'dan başka bir şeye ibadet edene tapınana müşrik denir bir peygamberin dinine tabi olmayan kimse müşriktir. Şimdi dünyadaki Hristiyanların hepsi Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfirdirler. Bunların çoğu İsa tanrıdır veya üç tanrıdan biridir dedikleri için müşriktirler. İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir diyenleri ehli kitaptır. Hepsi İslamiyete ve Müslümanlara düşmanlık yapıyorlar hücumlarını İngilizler idare etmektedir. Hristiyanların şimdi on bir sual uydurarak bütün İslam memleketlerine götürdüklerini 1412 Hicri 1992 miladi senesinde haber aldık. Bangladeş'teki İslam alimleri bunlara cevap yazarak papazları rezil etmişlerdir. İstanbul'daki hakikat kitabemimiz, bu cevapları El Ekazi Bülcedide Tül Hristiyaniye ismi altında bütün dünyaya göndermektedir.